İş ve hayatta otomotiv dünyasının deneyimli ve başarılı firması Brooklyn Motors'a konuk oluyoruz. Hem Türkiye'de hem de Amerika'daki ofisiyle çalışmalarını sürdüren, ender rastlanan koleksiyon araçları Türkiye'ye ihraç eden Brooklyn Motors Yönetim Kurulu Başkanı Berk Yahiç, iş ve hayatın konuğu oluyor. Brooklyn Motors olarak 1,5 senedir biz marka olarak şeydeyiz, Türkiye'deyiz. Ondan önce sadece ithalat kısmına bakıyorduk işin. Türkiye'de araç satan birçok firmaya araba ithal ediyoruz. Bunların içerisinde her zaman biz olmayan araçları veya böyle az olan kupon arabaları veya araçları diyeyim, onları ithal etmeye çalıştık. Şimdi biraz daha ön plana çıkartmak istedik. Kendi işimizi kendimiz satmak istedik. Şu an onu yapıyoruz. Amerika'da şirketimiz var. Tayland'da ve Almanya'da kendi şirketlerimizden ithalatları gerçekleştiriyoruz. O şekilde olmayan araçları ve böyle az olan güzel kupon arabaları getiriyoruz Türkiye'ye. Efendim, Brooklyn Motors'a baktığımız zaman gelecek 10 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde hedefler neler? Hedef, dediğim gibi, biz o çizgide sabit kalmayı daha çok yeğliyoruz. Yani araba çok satalım derdinden ziyade az olan, olmayan böyle kupon araçları getirelim. Ve sadece ondan bahsediyorsun. Başka bir şey istemiyoruz biz. Peki mesela şimdi televizyonlarda, haberleri de biz görüyoruz, işte şu ünlü şunu aldı, bu ünlü bunu aldı gibi. Siz bunları görünce neler düşünüyorsunuz? Ama hoşumuza gidiyor tabii. Yani Türkiye'de çünkü daha hala bilinmeyen çok fazla marka var. Onların en azından sanat camiasında biliniyor olması en azından hoşumuza gidiyor tabii. Yani Türkiye çünkü bu konuda hala açık bir pazar. Onu değerlendirmekte de fayda var. Brooklyn Motors, üst düzey zırhlı araçlar yapan Amerikan Concept firmasının ve yine Amerika'da performans araçlar yapan Hennessy firmasının Türkiye distribütörü. Öyle ki Amerikan Hennessy şirketinin 2011 için üreteceği 20 araçtan bir tanesi Brooklyn Motors farkıyla Türkiye'ye gelecek. Conquest diye bir firma var, Amerikan firması. Onun Türkiye distribütörüyüz. Zırhlı araç yapıyorlar ve bu konuda bayağı ciddi araçlar yapıyorlar. Yani yaklaşık 8,5 ton ağırlığında 4 kişinin içine oturabileceği, arka kısmına oturabileceği bayağı da büyük bir araç. Onun Türkiye distribütörüyüz ama tabii rakamlar biraz yukarıda olduğu için bu araçlarda genelde sipariş üzerine getiriyoruz bu araçları. Onun haricinde yine Hennessy diye bir şirket var. Onlar da Amerika'da performans işi yapıyorlar. Ayrıca bir spor arabaları var. 2011 yılı için 20 tane planladılar onu üretmeyi. Bir tanesi de şu an kontenjan olarak Türkiye'de. Yani Türkiye'ye Brooklyn Motors getirdi. Evet, biz getireceğiz. Genelde tabii bir portföyümüz var. Fakat tabii burada yaklaşık bir 10 yıldır internet bayağı büyük bir pazar oluşturdu. Bazı pazarlama siteleri var diyelim. Oralardaki ilanlarla Türkiye'nin her yerinden insanlar arıyor. Hatta Türkiye dışından bile müşterilerimiz oluyor bu bağlamda. Onun ciddi faydasını gördük. Tabii Türkiye'deki televizyonlar da reklam açısından bize bayağı bir yardımcı oluyorlar. Otomotiv sektöründe tedirginlik yaratan durum, özel tüketim vergilerinin Türkiye'de haddi sayılır rakamlara ulaşması. Bu durumu Brooklyn Motors Yönetim Kurulu Başkanı Berk Yahiç'ten dinliyoruz. Türkiye'deki araçlar, şöyle söyleyeyim, şimdi belli bir hacmin, motor hacminin üzerindeki araçlar lüks olarak anılıyor. Esasında tabii bunda bazı uygulama hataları var. Kabaca şöyle anlatayım ben size, yurt dışında, Amerika olabilir, Uzak Doğu olabilir, herhangi bir yerde, yurt dışında 100 bin dolar olan, fiyatlı olan bir arabanın Türkiye'de biniciye kadar ulaşma fiyatı yaklaşık 220 bin dolar. Yani 120 bin dolar fark. 120 bin doların aşağı yukarı tamamı vergilere gidiyor. 3 çeşit vergi ödeniyor bir arabanın Türkiye'ye girişinde. Gümrük vergisi, KDV, ÖTV. Bunların haricinde tabii yine masraflar var. Gemi masrafıdır, bandroldür. Araç Türkiye'ye geldikten sonra bununla da bitmiyor. Şimdi 5 yılda bir genelde markalar model değiştiriyorlar. Her binicinin 5 yıl bir modele bindiğini düşünürseniz yıllık yaklaşık 10 bin dolar vergileri var. Bandrol vergisi.
5 yılda 50 bin dolar da o üzerine biniyor bunun. E tabi şimdi bir de 5 yıl sonra bu aracın satış fiyatı var. Onu hesapladığın zaman binici ciddi bir para kaybediyor. Tabi düzenleme gerekiyor esasında ama ÖTV'de büyük bir kalem esasında. Yani ülkenin geliri için büyük bir kalem. En azından biraz da. Yani biraz daha bir şey yapmakta fayda. En azından şimdi mesela Türkiye'ye gelen şeyler var. Elektrikli motorlu veya yarı elektrikli motorlu araçlar var. Bunlar teşvik edilebilir insanların alımı için. Tahmin ediyorum yeni bir düzenleme yapacaklar bununla ilgili ama vergilerde en azından onlarda biraz düzenleme yapılsa insanlarda sadece yakıt kullanan araçlardan biraz daha bunlara şey yaparlar, tercih ederler diyelim. Vergiden ziyade hem hava kirliliğini de bayağı bir etkileyecek tabii. Çünkü dizel motorlu arabalar şu an daha çok kullanılıyor Türkiye'de. Böylesine geniş bir yelpazede hizmet verirken şüphesiz en önemli unsur iyi bir ekiple çalışmak. Berk Yahiç bu durumu bakın nasıl açıklıyor. Tabii genelde en alttan en yukarıya kadar işi çok iyi bilen insanlarla çalışmamız gerekiyor bizim. Yani hem yurt dışındaki ofislerimizde hem buradaki ofislerimizde aradaki bütün geçişleri sağlayan işte gümrük işlerimizi yapan gümrükçümüz diyelim. Gerekli izinleri alan insanlarımız bunların hepsinin işi çok iyi bilmesi gerekiyor ki arada bir hata olmasın. Çünkü oluşacak bir hata hem bizi hem biniciyi etkileyecek ve binicinin burada hiçbir suçu yok tabii yani. Manevi bir kesinlikle öyle. Şimdi Ender markaları Türkiye'ye getiriyorsunuz. Bu nedenle de bir satış sonrası destek de söz konusu oluyor herhalde. Tabii şimdi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ithalat iznini size verirken bazı şartlar sunuyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye çapında 20 tane servis kurmanızı istiyor sizin. Bu servisleri kuruyoruz. Şu an Türkiye çapında 20 tane servisimiz var. Yedek parça desteğimiz de zaten araçları biz kendimiz ithal ettiğimiz için gelen ülkelerdeki şirketlerimiz bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Türkiye'deki birçok distribütörden daha hızlı şekilde biz parça yetiştirebiliyoruz. Pekala. Dilerseniz birkaç tane Brooklyn Motors'un nadide koleksiyonundan birkaç parçayı görelim. Tamam. Kadillac'la başlayabiliriz. Evet. Bu Cadillac Escalade modeli. Platinum paketli bu. En üst versiyonu. Farları LED'li, stopları LED'li. Bardak ısıtma soğutma var aksesuar olarak. Sevdiğimiz bir araç. Biz de kullanıyoruz. Piyasa değeri nedir bu araç? Bunun piyasa değeri yaklaşık 200 bin dolar. Tabii muadil Avrupa araçlarla kıyasladığınızda fiyat bayağı bir aşağıda kalıyor esasında Euro'ya çevirdiğiniz zaman. Peki herkesin tanıdığı bir isim bu aracı kullanıyor mu şu an? Tabii tabii yani kullanan isimler var. Söyle benim. Bir de gizlilik söz konusu değil tabii mi? Tabii. Araç satın alan. O da maalesef bizi biraz şey yapıyor. Böyle çok fazla seslendiremiyoruz isimleri. Ama bu araç güzellerden bir tanesi. Benim hoşuma her dönem böyle şey vardır. Bir haber konusudur bu yeni araçlar. Tabii tabii kesinlikle öyle. Şimdi de hepimizin hayran olduğu o lüks otomobillerin içerisinde kaybolma vakti. 2011 model. Hı hı. Cadillac Escalade Platinum paketi. En üst versiyonu bu aracın. DVD navigasyon, şurada bardak ısıtma ve soğutma yerleri, 3 bölgeli kliması, koltuk ısıtmaları, soğutmaları, elektrikli yan basamakları, 3 sıra koltuk, tavanda DVD ve başlıklarda ekranlar. En üst versiyon şu an araba bu. Bu dollukta bir Avrupa aracın fiyatı yaklaşık 190-200 bin eurolardayken bayağı bir aşağıda kaldı fiyat olarak. Aşağıda kalmasın ne belirliyor? Amerika'daki fiyatlar esasında. Amerika'da hep dolarla alışveriş yapıldığı için fiyat dolardan dolayı düşük. Parite yaklaşık 1.35-1.36 bugün. Ona göre bir hesap çıkarttığınızda bayağı bir düşük kalıyor arabanın fiyatı. Bu özellikleri. Tankı ve köşkü andırıyor seni. Bayağı büyük evet. Geniş araç tercih edenler için de. Aynen. Yüksek, güvenli. Motoru da güçlü. 420 beygir, 6200 motor. 8 silindir. Gayet düzgün bir araba.
Brooklyn Motors imzasıyla farklı markaların son model lüks araçlarını iş ve hayat ekranlarına taşıdık.